İsrail yazı gönderdi, rica etti. Dedi canım benim senin cezaevinde bir vatandaşım var. Dedik ya çok bir suçu yok. 34 kilocuk uyuşturucuyla yakalanmış. Sen de 10 yıl hapis cezası vermişsin. Dedik ya siz infaz düzenlemesiyle gönderiverin onu. Çok uzatmayın. Dedik baba ayıpsın ya lafı mı olur? Onlar da şak yapıştırdı mı teşekkürü Erdoğan'la Hakan Fidan'a? Dedik ya teşekküre ne gerek var? Biz kimi cezaevine koyup kimi çıkaracağımızı bilmiyor muyuz? Bir düzenlemeyle sınır dışı edilmesi gereken suçluları saldık. Onların işledikleri suçlar da öyle çok önemli değildi. Efendim Ahmet Enis cinayet işlemiş. Ahmet Muhammed yağma suçu işlemiş. Amar Al Mustafa 14 yaşından küçük çocuğu istismar etmiş. Liste uzayıp gidiyor. Sadece yabancı uyruklular mı? 2040'a kadar cezaevinde kalması gereken iki kişiyi öldürmüş kişiye çık kardeşim dedik. Tecavüz mü ettin? 10 yıldan az ceza mı kaldı? Ya dert etme Allah'a sen. Cinayet mi işledin? 10 yıldan fazla ceza mı kaldı? Geç açık cezaevine. Kal 3 ay. Çık kardeşim sen de. Yani hiç bekleme benim canım. Cezaevini boşalt. Atmaya ihtiyacım var. Niye? Yer açılsın baba. 13 yaşındaki çocuklara Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıyoruz. Bizi eleştirenler devlet büyüklerine hakaret suçu işliyor. Yolsuzlukları yazan sakıncalı kalemler var. Devletin hangi tarikatlara teslim edildiğine fazla kafayı takanlar var. Bu liste de uzayıp gidiyor. Şimdi Barış Pehlivan'ın yararlanamadığı infaz düzenlemesiyle katiller, tecavüzcüler, dolandırıcılar hadi görüşürüz diyerek cezaevinden çıktı. Barış Pehlivan o kapıdan içeri girdi.